Arjantin'den gelen ve bizi derinden üzen bir haberle giriyoruz. Bu meydanda yan yana oturduğumuz ve kilometrelerce öteden bizimle aynı mücadeleyi paylaşan oğlu Gustavo'nun izini süren Nora Cortinas'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Biz bu meydanın kayıp yakınları, Arjantin'in Plaza de Mayo annelerine başsağlığı ve selamlarımızı iletiyoruz. Basına ve kamuoyuna, Bulut ailesi için 30 yıldır adalet istiyoruz. 1001. kez Galatasaray'dayız. 1001 haftadır gözaltında kaybedilen insanlarımızın akıbeti hakkında hakikati öğrenmek için mücadele ediyoruz. 1001 haftadır sevdiklerimizi kaybedenlerin yargılanarak cezalandırılmaları için mücadele ediyoruz. 1001 haftadır devlet görev ve sorumluluklarını yerine getirmiyor. Hakikat talebimize inkarla, adalet talebimize cezasızlıkla karşılık veriyor. Hakikati bilme ve adalete ulaşma hakkımızı sistematik olarak ihlal ediyor. 1001. haftamızda 30 yıldır sistematik olarak hakları ihlal edilen Bulut ailesi için hakikat ve adalet talebiyle kamuoyunun karşısındayız. Bulut ailesi, Diyarbakır Lice'ye bağlı Kabakkaya köyü Esenli mezrasında yaşıyordu. 13 Mayıs 1994 sabahı Bolu Komando Tugayı'na bağlı askerler mezraya baskın yaptı. Mezradaki evler ve ahırlar ateşe verildi. Askerler köydeki erkeklerin kimliklerini topladı. Kimlik kontrolünden sonra biri yeni doğmuş iki çocuk babası Mustafa Bulut ve 6 köylü gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar 3 saat sonra serbest bırakacağız denilerek Lice Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'na götürüldü. Ertesi gün 6 köylü serbest bırakıldı. Mustafa gelmeyince baba Latif Bulut oğlunu sormak için o dönem bir bölümü sorgu merkezi olarak kullanılan Lice Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'na gitti. Ancak askerler tarafından tehdit edilerek tartaklandı ve oradan uzaklaştırıldı. Bu sefer Bulut ailesinden 36 yaşındaki Fahri Bulut, 15 Mayıs 1994 tarihinde Mustafa'yı sormak için Lice'ye doğru yola çıktı ama geri dönmedi. Bunun üzerine Bulut ailesinden 39 yaşındaki Ramazan, 38 yaşındaki Ekrem ve 28 yaşındaki Ali Bulut 17 Mayıs 1994 tarihinde Mustafa ve Fahri Bulut'u aramak için yola çıktılar. Ancak askeri kontrol noktasında iki köylü ile birlikte gözaltına alınıp Lice Jandarma Tugayı'na götürüldüler. İki köylü serbest bırakıldı. Bulutlardan ise bir daha haber alınamadı. Bulut ailesinin 5 üyesinin gözaltına alındıkları bugüne kadar inkar edildi. Ailenin ve İnsan Hakları Derneği'nin başvurduğu tüm yetkili makamlar Bulutların yaşam hakkının korunması için acil tedbir alma ve etkin soruşturma yapma görevini yerine getirmedi. Uluslararası Af Örgütü Lice Jandarma Komutanlığı'nda gözaltında tutulduktan sonra ortadan kaybolan Esenli Köyü'nden
Bulut ailesinin 5 üyesinin nerede olduklarını tespit etmek için hemen harekete geçme çağrısı yaptı. Jandarma komutanı Aydın İlter'e, Lice Cumhuriyet Savcısına ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'ye yapılan bu çağrı karşılık bulmadı. Olaydan 10 yıl sonra bir toplu mezarda Ramazan, Ekrem ve Ali Bulut'un kurşuna dizildikten sonra yakılarak öldürülmüş kalıntılarına ulaşıldı. Ancak 30 yıldır Mustafa ve Fahri Bulut'a ulaşılamadı. Ailenin başvurusu üzerine 1994 yılında Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma tozlu raflara terk edildi. Bugüne kadar dosyada etkin bir soruşturma yürütülmedi. 1001. haftamızda bir kez daha talep ediyoruz. Devlet, Bulut ailesinden 5 kişinin gözaltında kaybedilmesindeki sorumluluğunu üstlensin, maddi gerçek açığa çıkartılsın, fail ve sorumlular üzerindeki koruma kalkanı kaldırılarak yargılanıp cezalandırılmaları sağlansın. Kaç yıl geçerse geçsin, Mustafa, Fahri, Ramazan, Ekrem ve Ali Bulut için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi Anneleri İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon. Bu hafta karanfillerimizi Bulut ailesi ve Nora için Galatasaray'a bırakıyoruz. Haftaya yine Galatasaray'dayız. Nora için. Hakikat için. Tüm kayıplarımız için.